Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bugünkü projemizde Nidyum mıknatıs ve bakır tel kullanarak evde el yapımı bir fırçasız motor nasıl yapılır hep birlikte göreceğiz. Projenin detaylarını birazdan sizlerle paylaşacağım. Vakit kaybetmeden projemize geçelim. Projede kullanacağım tel kalınlığı ortalama 0.50-0.60 olabilir. Tam ölçü veremiyorum arkadaşlar. Kullanacağım mıknatıslar ise şu şekilde 10 milim çarpı 20 milim. Kalınlıklar ise ortalama 2 milim. Benim motorum bu ölçülerde olacak. Bu ölçüler spesifiktir. Herkes kendi motorunu, kendi planını çizebilir. Vereceğim bilgiler referans alınabilir. Evet, burada bobinimi saracağım kalıbı görmektesiniz. Özellikle kalıbın ölçülerini de paylaşalım. Altı milim kalınlığım var. Numaratör yardımıyla kaç tur saracağımızı göreceğiz arkadaşlar. Evet, bobinlerin üzerinde emaye boyayı sıyırmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü iletken değildir bu boya dolayısıyla. Evet, şimdi planımızın üzerine bobinlerimizi yerleştirmeye geldi sıra. Burada bir cam kullandım ben. Birinci fazımız arkadaşlar. Evet, bu aşamada tüm bobinlerimi, yani birinci faza ait bobinlerimi seri bir şekilde bağlıyorum arkadaşlar. Seri bağlantı bir bobinin çıkışının diğer bobinin girişine bağlanması demek. Evet, aynı şekilde ikinci fazımızı yerleştiriyorum. Ve üçüncü fazımız. Evet, 3 adet girişimiz ve 3 adet çıkışımız. Evet, motorumuzun bobin kısmı, yani stator kısmı tamamen hazır arkadaşlar. E1, E2, E3, S1, S2, S3. Yani giriş uçlarım, çıkış uçlarım. Çıkış ucum. Giriş ucum. Çıkış ucum. Giriş ucum. Çıkış ucum. Alternatörlerde ve fırçasız motorlarda farklı bağlantılar mevcut. Bunlar yıldız, star, üçgen, delta. Biz bu motoru alternatör olarak veya fırçasız motor olarak kullanırsak fırçasız motorda delta. Buradan S1'i buluyorsunuz. S1'imiz bu kısım. E3'ümüz ise buradaki kablom. Giriş ve çıkışı birbirine bağlıyorsunuz. İkinci olarak S3, E2. Bir tane kablom kaldı. Bu iki kabloyu da birbirine bağlıyorsunuz. Evet, 3 adet çıkışımızı alıyorum dışarıya.
Evet, stator tamamen tamamlandı. Statorun karşısında ise bizim flanşımız olacak arkadaşlar. Yani mıknatıslarımızın olduğu bölüm. Görmüş olduğunuz gibi mıknatıslarımız NS, NS, NS şeklinde. Burada zaten bizim planımızda ben her şeyi açıklamıştım. Yani mıknatısların olacağı bölge burası. Burada gördüğünüz gibi 140 milim mıknatıs çapı. Buna göre 12 adet mıknatısı flanşınızın üzerine yerleştireceksiniz. Bu kısmı önemli bulmadığım için atladım. Evet, şu şekilde. Mıknatıs bobin mesafesi ne kadar birbirine yakın olursa bu motorlar o kadar daha verimli olacaktır. Biz bu aşamada sistemin çalışmasını gözlemleyeceğimiz için bir CNC tezgahımız olmadığından dolayı bizim elle yapmış olduğumuz motorlarda ufak tefek problemler ortaya çıkabilir. Bu tamamen işin mantığı. Bir fırçasız motoru sürebilmek için bir fırçasız sürücü, yani ESC'ye ihtiyacımız var. Burada ben bir adet ESC'mi motoruma şu şekilde bağlıyorum. Motorumu 8,5 DC akımla süreceğim. Watt ve amper bilgisini buradan gözlemleyeceğiz. Buradan ise RPM'ini gözlemlemeye çalışalım. Evet, şu anda gaz kolum ortada. Buradan amperi göreceğiz. 3 watt şu anda. Evet, yine ikinci bir motorumu görmektesiniz. Yine aynı motor. Enerji verdiğiniz zaman fırçasız motor olarak kullanıyorsunuz. Kendiniz döndürdüğünüz zaman buradan güç elde ediyorsunuz arkadaşlar. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Proje ile ilgili istek önerilerinizi bana yorumlar bölümünden iletebilirsiniz. Destek olmak adına kanalımın katıl butonu ve teşekkür butonu aktif. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.